sanki caminin bakım kılavuzu. Mimar Sinan, Şehzadebaşı Camii'ni restore edemeyen mimarlara cam şişede bıraktığı mektubuyla yol gösterdi. Büyük ustanın sırları 469 yıl sonra anlaşıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda 50 yıla yakın bir süre mimar başlığı yapan, imparatorluğun her yanına dağılmış çok sayıda ünlü eseri bulunan Mimar Sinan, bugün bile dünyaca tanınmış mimarlara ders veriyor. Büyük Usta'nın 1543 yılında yaptığı İstanbul'daki Şehzadebaşı Camii'nin 1990'lı yıllardaki restorasyonunda yaşananlar tüm dünyayı şoke etti. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği Şehzadebaşı Camii'nin zedelenen kemerleri için restorasyon çalışmaları başlatıldı. Caminin kemerlerindeki sorun çok sayıda mimarı bir araya getirdi. Mimarlar restore konusunda karar veremedi. Ortaya birçok fikir atıldı ama hiçbiri kabul edilmedi. Mimarlar incelemeler sırasında caminin kemerlerinde bir oyuk fark etti. Bu oyuktan çıkan cam şişede gizlenmiş mektup inanılmaz gerçeği gün yüzüne çıkardı. Mektubun Mimar Sinan tarafından yazıldığı anlaşıldı. Büyük Usta mektubunda bu notu bulduğunuza göre kemerlerden birinin kilit taşı aşındı ve nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsunuz diyordu. Mektubun devamında kemerin nasıl onarılacağını anlatan Mimar Sinan 469 yıl sonrasına da ışık tutmuş oldu. Kemerin onarımı mektuptaki gibi yapıldı. Şehzadebaşı Camii ile birlikte Büyük Usta'nın birçok eserinde de mektuplar bırakarak yol gösterdiği anlaşıldı. Süleymaniye Camii'ndeki önemli not. Süleymaniye Camii'nin restorasyonunda da Şehzadebaşı Camii'nde olduğu gibi Mimar Sinan'dan not bulundu. Bir oyuktan çıkan notta Büyük Usta şöyle diyordu: Her kim bu taş eskidiğinde yenisiyle değiştirmek isterse eski taşın yerine takılacak yeni kilit taşının iki tarafından yağlı iple taşı bir taraftan sokup öteki taraftan çeksin. Sonra ipin dışarıda kalan kısımlarını kessin. Süleymaniye Camii'ni kurtaran bu mektup şu anda Topkapı Sarayı'nda saklanıyor.